Merhaba arkadaşlar. Bugün antrenman yoktu biliyorsunuz. Biz de ne yapalım dedik, durmayalım dedik. Birkaç işimiz vardı. Bursa'ya gittik Sinan abiyle. Sinan abiyi tanıyorsunuz zaten. Şimdi biraz sonra da anlatacağım biraz şeyleri. Şimdi bir de şey düşündüm ben. Şimdi çok spor yapıyoruz vloglarda. Ama biraz da böyle normal vloglar da çekelim dedim. Çünkü hayatın her anda spor olmuyor tabii. Çünkü bugün benim mesela off günüm yani. Bugün hiç spor yapmamam lazım. O zaman vlog çekmemem lazım ama bir şeyler de koyalım yani. Gezdiriyoruz. En çok dinlendiği yer karavan. Karavan. Şöyle bir şey var. Biz Sinan abiyle bundan kaç sene oldu abi? 4 sene olmuştur herhalde. 2012. Dağcılıkta tanıştık arkadaşlar. Yani ben o zaman dağcılık yapıyordum. Sinan abi de dağcılığa yeni başladı. Biz öyle iki muhabbet ettik falan filan derken o dedi bak CrossFit diye bir şey var dedi gelsene dedi. Sonra CrossFit'e geldim ben. CrossFit'e başladım. Böyle bir sene falan beraber CrossFit yaptık. Vapura geldik. Şöyle. Söyleni mi? Tabii otobüsle geldiğimiz için ya. Arabaya da yapmıştık. CrossFit'e başladım ben. Bir sene kadar beraber CrossFit yaptık. Bayağı da güzel gidiyordu. Sonra ben işte dedim söyledim ben bir Ironman mi yapsam falan filan derken ben antrenmanlara başladım. İşte maraton antrenmanına falan başladım. Maraton koştum falan. Bu sırada işte Ironman kararını aldım iyice. Sonra da Sinan abiye dedim. Abi dedim, sen de benim kadar manyaksın. Sen de yaparsın bu işi dedim. O da dedi, nasıl öyle şey olur mu dedi. Önce sonra dur bakayım dedi. Sonra kaydolduk. Sonra antrenmanlara başladık. İşte o da İstanbul Triatlonu'na beraber antrenmanlar da yapabiliyordu. Sonra beraber gittik Ironman'e. Bu sırada şeylere başladık. Biz dedik beraber şey yapalım. Türkiye'deki triatlonlara gidelim dedik. Ve ondan öncesinde zaten daha hep beraber gidiyorduk. Bizim karavan grubu bir de grubumuz vardı. Karavan grubu da ismi şuradan geliyordu. Buradan geliyordu. Çünkü biz her yere Sinan abinin karavanıyla gitmeye başladık. Dağcılıkta, ondan sonra işte triatlona, bayağı işte şeye gidiyoruz mesela, Eğirdir'e gidiyoruz. Finish'in oraya çekiyoruz. Start'ın oraya. Orada bütün şeylerimizi yapıp, yarışı yapıp geliyoruz tekrar karavandayız. Hiç otel tutma derdimiz yok, bir şey derdimiz yok. O açıdan çok güzel oldu. Bir de şu açıdan çok güzel oldu. Benim açımdan çok güzel oldu. Yani net olarak, şimdi biraz sonra gösteririm zaten. Hatta göstereyim. Direkt göstereyim. Yani biz gene böyle başlıyorduk. Her şey çok güzel. yola çıkıyorduk ve ben böyle bir saat sonra, bir buçuk saat, iki saat sonra ben yavaş yavaş böyle, tabii gece başlıyordu bizim yolculuklar genelde. Kafa düşmeye başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş böyle. Abi aynı yerde. Sinan abi yine burada kullanıyor. Burada aynı böyle yerde. Gidiyor. Abi diyorum ben bir kestireyim. Şöyle arkaya buraya uzanıyordum arkadaşlar. Mis gibi bir geliyorduk. Fatih geldik Eğirdir'deyiz. Fatih uyan diyorduk. Fatih uyan Kuşadası'ndayız. Abi geldik mi ne çabuk geldik falan benden hareketler bunlar. Onun için bu yolculuklar gerçekten çok keyifli oluyordu arkadaşlar. Şimdi bu sene de inşallah 15 gün sonra 20 gün sonra işte İznik. İznik'e beraber gideceğiz tekrar. Güzel bir yarış çıkaracağız orada inşallah. Oh, kumandaydı, koç koyduk. Orada güzel bir yarış çıkaracağız inşallah. Keyifli olacak. İnşallah bu sene gene Ironman. İnşallah. Gloria'dayız tekrar. Beraberiz. Zaten en güzeli bu arkadaşlar ya. Benim düşündüğüm karavan olması çok güzel. Tabii bir insanın karavan olması çok güzel bir şey. Ama karavan olan arkadaş olması çok daha güzel bir şey. Çünkü ben hiç kullanmıyorum. Force gidiyoruz. Ya biz daha da böyle gidiyorduk arkadaşlar. Yani. Nasıl aslında sen daha iyi otobüs yolculuklarını anlat. Hangi otobüs abi? Antalya'ya otobüste gittiğini. Ha ya otobüste gitmek çok kötü bir şey ya. Hele var ya. Yani Ironman'e gidiyorsun, şeye gidiyorsun işte. Orta mesafeye gittim. İlk otobüsle gideyim dedim çünkü bisiklete güvenemedim. Şey uçakla gitmesine. Otobüse gidilmesi çok gece zor. Gece de benim kulaklarım ya. Nasıl çınlıyor? Yoldur bu. Olmaz böyle bir şey. Kulaklarım abi yani çınlıyor. Gerçekten yanıma bir teyze oturdu. Yani ben tek kişilik koltuk aldım ama öbür yana bir teyze oturdu. Bütün yol bana baktı herhalde. Ben anlamadım nedense böyle şey yani. Bu kim şeklinde böyle. Ben çok garip geldim orada herhalde onlara. Tabii elde kamerayla gezen bir tip var böyle doğru onlar açısından. Ama sonra da uçakla döndüm tabii.
Ama uçakta keyifli oluyor şimdi. Onu da şey yapmayalım. Karavan güzel de uçak tabii. Tabii bisikletin yani. Şeyi kırıldı. Kulak şeyi kırıldı. O kulağı. Vites kulağı kırıldı orada dönüşte. Evet. Böyle dezavantajları da var tabii. Şimdi mesela işte biz bugün Bursa'dan erken işimizde. Dün geceden çıktık biz yola. Bursa'da konakladık. Bayağı uyuduk. Sabahın köründe bitirdik işimizi. Şu anda saat 12. İstanbul'da. Bu yani Bursa'da işimizi bitirmiş ve İstanbul'a dönmüş olarak kendimizi yolda bulduk bir anda. Şu anda feribottayız işte. Karşıya doğru geçiyoruz. Başına ilk triatlon sandığım arkadaş bu işte. Sinan abi. Benim yüzümden Ironman yaptı adam. Ve aranızda da birkaç kişi ben duyuyorum şimdi bana da söylüyorsunuz. Ironman. Ironman demiyorsunuz da triatlona başlayacak mısınız? Süper bir şey arkadaşlar. Bak al şahit burada. Gerçekten antrenmanları da çok güzel. Keyifli, yarışlar ayrı keyifli. Zaten oraya girince bir avuç insanız zaten. Herkes birbirini tanıyor. Aynen. Böyle hatta şimdi bile şu anda bile işte 20 gün var yarışa. Herkes birbirini arıyor. Gelecek misin? Ne zaman kaydolacaksın? Çünkü o kayıt listesinde görünüyor herkes. En komik olanı otelde yerini ayırt diyorlar bize. Ha bir de o var işte ya. Evet bir arkadaş dedi orada önce, İznik'te çünkü ona dikkat edin arkadaşlar yani. Yer olmayabilir. Yer olmayabilirmiş. Ben iyi dedim arkadaşa bana söyledi bunu. Dikkat et dedi yerini ayırdın mı sen dedi. Cenk'e selam bu arada. Sen ya abi dedim biz karavanla geleceğiz dedi. Yine mi dedi. Yine mi dedi. Evet yine dedim ne yapalım yani. Böyle konuştuk ya gidemeyeceğiz sonra bir tanesine öyle yer ayırtırız. İznik çok keyifli olacak arkadaşlar. Ondan sonra bir de İznik'in saati 2 saat ileri alınmış. Geri alınmış geri. Pardon. Saat 2'deydi start 12'ye alınmış. Ve ayrıca ben yeni gördüm şeyde federasyon sayfasında. İstanbul Triatlonu'nda halk triatlonu var arkadaşlar. Ona katılabilirsiniz mesela. Hiç ona lisans çıkarmanıza falan gerek yok ama daha Ağustos'ta o, 20 Ağustos'ta. Ona daha var ve mesafeleri çok kısa gerçekten. Hatta şuradan bak seyredin şeyi. Öbür halk triatlonu Antalya'dakine aynı mesafeler. Onun için bence ona da katılabilirsiniz. Şimdi biz de yavaş yavaş gelmeye başladık karşıya doğru. Yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra az bir yolumuz kaldı zaten. Deniz yolculuğu yapmış olduk. Şöyle işte. Demin bahsettiğimiz içinde olduğumuz canlı. Dakika falan gibi bir sürede şimdi Topçular'dan Eskişehir'e geldik arkadaşlar. Şimdi buradan yavaş yavaş Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Sinan abi beni bırakacak. Bu arada demin şeyden bahsettik, İznik'ten bahsettik orada gideceğiz falan diye. Şöyle bir tavsiyem var ilk defa yapacak olanlara. Yani biz de mesela çünkü İznik'te ilk defa yapacağız. Yani İznik triatlonunu ilk defa yapacağız. Orada sprint bir mesafe olacak, kısa bir mesafe ama bisiklet parkuru biraz dönemeçli, virajlı bir parkur. Bunun için oraya önce giderseniz çok daha faydalı arkadaşlar. Yani önce gitmeseniz bile cumartesi sabahında orada olun ki o bisiklet parkurunu bir turlayın. Zaten muhtemelen öğlen gibi falan 3-4 gibi falan şey olur. Belediye ekipleriyle beraber bisiklet parkuru bir turlanır. Bütün bisikletçiler çıkar ve orada bir tur atılır. Yani ona mutlaka katılın ilk defa o şey parkuru kullanacaksınız. Ya da işte oraya gittiğinizde bir sürü bisikletçi olacak zaten orada. O parkuru gezen. Onlara takılın. Hiç bilmiyorsanız. Orada bir tur atın. Ve koşu parkurunu da görün. Yüzmeyi zaten hep beraber göreceğiz orada. Yüzme çünkü şeyde belli olmayacak. Biz bir gün öncesinde dubalar atılmış olmayacak. Sen onu yarış günü görmüş olacaksın. Zaten sabahta elitlerin falan yarışları var. Onları seyredip daha böyle bir şey yapabiliriz. Fikrimiz suya, olur. Suya girip ısısına bakarsın. Ha, tabii suya girmekte fayda var yani. Çünkü göl olacak bu. Muhtemelen gölde böyle bir ben bir eğirdirde yüzdüm mesela. İznik'te hiç daha yüzmedim.
onun suyu nasıl olacak onu bir önceden bir görmekte fayda var. Ondan sonra teknik toplantı var arkadaşlar. Buna mutlaka katılın. Orada gerçekten önemli bilgiler verecekler. İşte wetsuit ile ilgili bilgiler verecekler. Kullanılır kullanılmaz. Parkuru söyleyecekler. Ve esas önemli olan ondan sonraki makarna partisi arkadaşlar. Oradaki makarnalar süper. Ve esas önemli olan makarnalardan ziyade oradaki insanlar. Böyle hepimiz orada olacağız zaten. Sohbetler. Sohbet, muhabbet ve yeni başlıyorsan zaten oradan çok bilgi alabileceğim bir ortam. Herkes orada, yani ben de ilk yeni başladığım zaman orada ne kaparsam kârdır kafasıyla her şeyi sordum. Bu İznik gerçekten güzel bir antrenman olacak aslında. Yani ilk triatlonu yapıyorsan, şu yani sprint olduğu için eminim çok rahat bitireceksin sen bunu ve çok keyifli olacak. Yani toplasan zaten bir buçuk saati geçmeyeceksin. Yani o kadarlık bir yarış olacak. Ki muhtemelen bir buçuk saatten fazla bisiklet kullanmışsındır ya da koşmuşsundur ya da yüzmemişsindir de bir buçuk saatten fazla yüzülmez çünkü çok saçma bir şey. Biz de şimdi Boğaz'da yüzeceğiz öyle. Bir saat kadar sürecek inşallah o. Tabii ona da katılabilirsek daha sonuçlar belli değil. 4 Temmuz'da belli olacakmış bu arada onlardan. Bunlar hep bilgi valla. 3 Temmuz'da. Bak bu hep yanlış bilgi veriyorum ben şimdi. 3 Temmuz'da belli olur Boğaz yarışının seçmeleri, sonuçları. Ona da bakacağız bakalım. O da çok keyifli olacak. Yani Temmuz çok keyifli olacak arkadaşlar. Asla Durma için de çok keyifli olacak. Çünkü İznik'te dediğim gibi o triatlon var. Sprint triatlon. Ondan sonra Boğaz yarışı var. Ondan sonraki salı da kısmetse Budapeşte'ye gidiyorum. Bir hafta Budapeşte'deyiz. Hem oradaki Ironman parkurunu çok güzel bakacağız. Oradaki ortama bakacağız. Bir Ironman yarışı nasıl oluyor onu göreceğiz beraber. Benim ikinci Ironman'im olacak. Yani Ironman markası altında ikinci olacak. Bir tane de çünkü aynı mesafede Antalya'da bir triatlon koştum bu sene başında. Vallahi bayağı keyifli olacak o Budapeşte'de. Yani Temmuz ayı süper olacak. Takip edin arkadaşlar. Böyle vloglar da olacak artık. Tamam sporumuzu yapıyoruz. Çok güzel antrenmanımızı yapıyoruz. Yani o sabah zaten videolar genelde biliyorsun antrenmanla başlıyor. Ki benim günüm öyle başlıyor çünkü. Bundan sonra da günümün diğer kanalından da bazı kesitler sunacağım. Yani bunun gibi işte böyle illa spor, bilgi falan değil ama bak arada da bilgi de veriyoruz. Böylesi bence daha keyifli. Eğer beğendiysen like'a bas. Yani aşağı yorumlara da yazabilirsin fikirlerini. Yani çünkü tamam bu vlogları ben çekiyorum ama böyle beraber şekillendiriyoruz zaten bunları. Yavaş yavaş şekilleniyor. Güzel şeyler çıkıyor ki zaten 1,5 ayda 1000 kişiye ulaştık. Onun için de ayrıca teşekkür ederim size. Böyle bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz.